Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? Çok iyi. Koşu bandı ne için icat edilmiş? Terapiye mi geldiniz? Maalesef sonuncu değilsiniz. Onu da kaçırdım. Chelsea ben. Efendim? Hanımefendi o takım. Biz kitaplardan öğrenmiyoruz abi. Senden bıktım. Ben de. İlk kez gelenler kimler? Utanmıyorsun değil mi? Sonra bilet bulunmuyor. Hepsini bu alıyor demek. Nasılsınız? Doğum günü falan olan var mı? Birazdan gelecek. Birazdan gelecek mi? Bekleseydik. Yok beklemeyin. Başlayalım. Allah razı olsun. Yeni evlenen, yeni boşanan. Ehehe diyen kim? En azından bir plan var gibi. Şimdi ne yapacağımızı söyleyeyim bilmeyenler için. Belki vardır bir iki tane. Şimdi bir bilgi yarışması yapacağız ama bilgiyle asla alakası yok. Mavra dolu şeyler. Ben bilgi yarışması kazandım. O yüzden çok iyi yapacağım falan filan diye düşünen varsa şimdiden söyleyeyim. Büyük sıçacak. Hiç merak etmeyin. Çeşitli kurallarımız var. Bir tanesi kopya çekmiyoruz. Elinizde soru cevaplama sırasında çocuğunuza, sevgilinize mesaj atarken bile telefon görürsek -10 puanı yapıştırıyoruz. Maalesef. Ben yazabilirsiniz dediğimde soruyu okuduktan sonra kartlara yazacaksınız. Kaldırabilirsiniz dediğimde hep beraber kaldıracaksınız. Artistlik yapıp ben biliyorum deyip A yazıp kaldıran olursa geri kalan herkese 10'ar puan çakıyoruz. Onun dışında. Ödüllerimiz birinciye masanın hesabı, büyük sahnede masadaki kişi sayısı kadar bilet. İkinciye drama sahnesindeki kişi sayısı kadar bilet, masa hesabının yarısı. Üçüncüye hesap mesap girdi. Ve stüdyodan bir etkinlik bileti kişi sayısı kadar. Bu kadar. Şimdi grupları tanıyarak başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Grubunuzun adı ne? Siyah beyaz. Neden? Siyah ve beyazdınız. Terapiye mi geldiniz? Kendimizi denemeye geldik. Kendinizi denemeye. Neden siyah ve beyaz gibisiniz? Manitasınız diye tahmin evet. ediyorum. Aynen. Ve çok iyi anlaşıyorsunuz. Evet. Çünkü birbirinizi tamamlıyorsunuz. Aynen öyle. Eyvah. Beyefendi konuşsun mu sizle evet, mi devam edelim? Ben vereyim. İsminiz neydi? Ayşegül. Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Beyefendi siz? Onur ismim. Çok konuşmayı sevmem. Hakikaten siyahla beyaz gibi misiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Haber kameramanıyım ben. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de bankacıyım. Bankacısınız. Evet. Bankada ne yapıyorsunuz? Bankada iletişim... Kredi alabiliyor muyuz sizden? Yok, krediler hiç bilmiyorum. Tamam, ver mikrofon. Siyah beyazı bir alkışlayalım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Siz kimsiniz efendim? Hazel. 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 Aynen. Ya evet. Hazel deyince genelde anlaşılmadığı için Hazel daha kolayıma geliyor artık. Ben anladım. Anlamayanlar için ben tekrar etmiş olayım bunu. Çok sağ olun. Hepimiz anladık. Çok sağ. Ne iş yapıyorsunuz? Ürün yöneticisiyim. Ürün yöneticisi. Ürün yöneticisi ne yapar? Doğum günü olan mı geldi? Ha? İçimdeki İrlandalı yanımda oturuyor. Hiçbir şey yapmaz dedi de. Aa, eyvah. Manita mısınız? Evet. Ya bir düşün yazık. Eyvah abi. Grubun adı ne? Gürsel'e sevgiler. Tövbe estağfurullah. Gürsel kim? Arkadaşımızın doğum günüydü. Ha. Evet, bugün kendisinin doğum gününü ve dışarıda kutlayamadığımız biz buraya geleceğimiz için öyle minik bir hediye babında. Aa, ne tatlısınız. Harika. Siz efendim, siz ne yapıyorsunuz? Ben de yönettiği ürünün yazılımcısıyım. Aynen. Yazılımcısıydım. Sonra ayrıldık farklı şirketlere. Güzel. O şekilde devam ediyorum ben de. Şimdi yine yazılımcılık yapıyorsunuz. Yazılımdan devam ediyorum. Harika. Ben. O zaman hoş geldin. Gürsel'e de, sevgilere de bir, hepsine bir altın. Al Allahsız al. Suni Sancı, ezberledi. Evet, Sancaktepe Kadın Doğum'dan geliyoruz. Aynen, jinekoloji. Aynen. Evet. Ben fark ettim ki hep ben konuşuyorum. Yanımdaki arkadaşlar konuşmuyor katıldığım programlarda. Fark ettin mi? Evet. Vermiyorsun ki mikrofonu. O yüzden arkadaşım Aslı'ya veriyorum. Harika. Aslı Hanım adını da siz... Merhaba, ben Aslı. Siz ne yapıyorsunuz Aslı? Ben de Sancaktepe Kadın Doğum'dayım. Ne kadar çeşit çeşit insan ya, görüyor musun? Nasıl gidiyor yolunda? Bununla niye arkadaşsınız? Her seferinde niye bir başkasını getiriyor? Yani diğerleri... Şunu anlamadınız mı Aslı Hanım? Mutlu olan yok ki gelmiyor bir daha onunla.
Sizi mesela umutlandıran şey ne oldu? Yokluk mu? Aslında daha önce de katıldım. Evet, daha önce. Bir önceki programda evet. da vardı. Bir önceki farklı programda da vardı. Farklı masadaydı. Evet, farklı masadaydınız. Ne güzeldi o gün. Neyse, hoş geldiniz Suni Sancı'yı da alkışlayalım. Merhaba, Çömezler. Çömezler. Neden? Sancaktepe kadın doğumdan. Bunun arkadaşı mısınız? Kendileri kıdemlim oluyor. Ben Çömezler. Siz ne oluyor? İntern ben mi? De doktorum, asistanım. Hepimiz asistanız. Aynen. Bizde kıdem var. Kıdemler, Çömezler. Ben Çömezler. Aynen, anlıyormuşum gibi devam ediyor. Siz efendim? Ben Çömez değilim. Evet. Eşim oluyor kendisi. Ben farklı bir sektördeyim tamamen. İhracat kiralık sektörü. Katil misiniz? Niye söylüyorum? İhracat sektörü. Ha harika, onu da çok seviyoruz. Bayılıyoruz. Parayla ilgili çünkü. Aynen, parayla ilgili. Çömezleri de bir alkışlayalım hemen. Ayaklarınıza sağlık. Şu arkanıza verin hemen mikrofonu. Merhabalar. Merhabalar. Siz... Sancaktepe kadın doğum. İsminiz neydi? Salih Demirkaya. Ne yapıyorsunuz Salih Bey? Yatırımcıyım. Allah artırsın. Nelere yatırım yapıyorsunuz? Bizimle paylaşmak ister misiniz? Gayrimenkul yatırım. Gayrimenkul. Evet. Harika. Beyefendi hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Alper ben, Alper Levi. Alper Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz Allah aşkına. Siz ne yapıyorsunuz? Tam da mısınız? Biz ayakkabı imalatı. Harika, evet. Güzel. Siz hanımefendi? Elif ben, avukatım ben de. Ne üzerine avukatlık yapıyorsunuz? Kurumlar, şirketler hukuku. Allah arttırsın. Teşekkür ederim. Grubun adı ne? Grubumuzun adı Lotus. Biz 3 yapraklı bir çiçeğiz, Lotus çiçeği. peki, Lotus'u da alkışlayalım. Mikrofonu alalım. İlk soruyla başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuz bakın çok kolay. Her seferinde kolay olur. Umarım size de çok kolay gelir. Dikkatli dinleyin lütfen. Prizmadan geçen ışık kaç renge ayrılır? A 6, B 7, C 8, D 9. Buyurun yazabilirsiniz. Çok basit sordum bakın. Yazdı gibi herkes. Kartları kaldıralım. C diyor, B var, C var, 7 var, C var, B var, B var. Hanımlar, beyler doğru cevap A, 6. Harika, sadece 3 grup bildi. Bu bir mesaj. Bok gibi sonuçlar alacağız. Nasıl başlar söyle gider. Harika, beraber rezil olacağız. O yüzden kimse utanmayacak. Siz kimdiniz? Biz iki yakın kız arkadaş olarak öyle date'e gelen İbrahim Selim'in Quiz Night'ında iki kız. Toparlayalım, canlı yayındayız. İlayda ile Aliye'yiz. Hoş geldiniz. Grubun adı ne? Pembe kamyon. Evet. Neden? Ya uğur getirsin diye. Pembe rengi seviyor. Siz de kamyonu seviyorsunuz. Öyle oldu herhalde. Harika. Alkışlayalım pembe kamyon. Sizi tanıyalım. İsmim Elif. Grubumuzun adı Margarita. Avukatım. Evet, bana ihtiyacınız yok benim. Margarita neden? Favori kokteyli, kulağa da hoş geliyor fonetik olarak. O yüzden fonetik olarak gayet iyi. Beyefendi siz? Merhabalar, Adaşı sizinle, ismim İbrahim. Ya siz ne iş yapıyorsunuz? Elektrik mühendisiyim, yatırım şirketim var. Harikulade, çok havalı. Gayet iyi, Elif Hanım'la manitasınız. Beraberiz, evet aynen. Aynen, Allah... Bir sene oldu. Bir sene oldum, burada mı kutluyoruz? Yok, hayır. Bir sene olacak gibi. Olacak aslında. Gibi. Emin de değilsiniz. Tamamlayıp tamamlayamayacağınızda. Yok eminim. Tamam. Eminim. Alkışlıyoruz Margarita'yı da. Yanınıza verir misiniz mikrofonu? Merhaba. Merhaba. Adım İlal. Biz 4 arkadaş üniversiteden, hazırlıktan beri arkadaşız. Buraya geldik siz izlemeye. Çok tatlısınız. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Grubunuzun adı ne? Ne yiyelim? Ha. Biz yemeği çok seven bir grubuz. Aha. Hatta bizi birleştiren ortak bir özelliğimiz. Yemek. Aynen. Tuhaflaşıyor bu sohbet. Ne iş yapıyorsunuz diyerek ben hemen yemekten çıkarayım. Tamam, proje yöneticisiyim ben. Siz hanımefendi? Ben Alara, ben de iç mimarım. Harikulade, siz hanımefendi? Ben Ceren, denetim şirketinde çalışıyorum. Harika, siz efendim? Şule ben de proje yöneticisiyim. Harika, grubun adı neydi ya? Ne yiyelim. Ha, ne yiyelim'i de bir alkışlayalım. Hemen ikinci soruyu soruyorum. Bu daha da kolay. Mama fi ne anlama gelir? A. Bununla birlikte. B. Buraya kadar. C. Aksi halde. D. Şartsız olarak. Buyurun cevaplayabilirsiniz. Cümle içinde alamazsınız tabii ki. Tabii efendim, bununla birlikte buraya kadar, aksi halde, şartsız olarak. Kartları görebilirim. C diyor, B diyor, D diyor, C diyor. O ne diyor? İlayda yaz çabuk.
duyamazsın. Yaz bir harf. A diyor, C diyor, D diyor, C diyor, C diyor. Burada bizim çocuklar var zaten. Hanımlar, beyler, doğru cevap A. Bununla birlikte. Doğru cevabı yazanlar havada tutsun kartlarını. Bununla birlikte zaten doğru cevap. Ama siz B yazmışsınız. Allah iyiliğinizi versin. Merhaba, siz kimdiniz efendim? Geldi mi doğum günü sahibi? Yok, buraya gelecek birazdan. Hadi hayırlısı. İnşallah. Siz bekliyoruz. Ne yapıyorsunuz? Ben tekstil işiyle uğraşıyorum. Harikulade. İsminiz neydi? Suzet. Suzet Hanım. Grubun adı ne? Spice Girls. Spice Girls. Yaşınız belli oldu. Aşk olsun. Evet, benim de belli oluyor çünkü öyle şeyler yapınca. Siz efendim, siz kimsiniz? Ya biz bu Spice Girls'u şey yapacağımızı hiç düşünmemiştik. Böyle mikrofonla söyleyeceğimizi bilseydik başka şey koyardık. Keşke. İlana adım. Hoş geldiniz İlana. Hoş bulduk. Şu an çalışmıyorum. Öyle kalabalık bir arkadaş grubu geldik buraya ama 5 kişi hasta oldu. O yüzden azaldık birazcık. Çok geçmiş olsun. O yüzden bize teselli ödül verirseniz. Aynen. Siz pazarlamacısınız galiba normalde. Öyleydi. Aynen. Spice Girls'ü de bir alkışlayalım. Siz beyefendi. Merhaba, ben Nedim. Nedim Borsa mi? Yatırım. Öyle şeylerle uğraşıyorum. Olur. Grubumuzun adı Nitro. 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 Neden? Evet. Arkadaşımızın adı Tori. Onunla uyumlu Nitro olsun diye ben denedim. Harika, güzel. Anca onu bulduk. Çok iyi. Siz ne yapıyorsunuz efendim? Ben terlik işi yapıyorum. Terlik işi ne efendim? Türkiye'nin başındayım. Gerçekten? Evet. Tabii ki. Zaten daha aşağısı gelmedi. Herkese benden falan dese. Tek ama çift vermiyor. Hoş geldiniz. Hoş, ayaklarınıza sağlık. Beyefendi, hoş geldiniz. Merhabalar. Adım İgal. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Aynen. Siz peki neyin başındasınız? Onu da sorayım ben. Kendi firmam. Bu arada grubumuzun adı Vazios. Vazios. Neden? İspanyolca boş adamlar demek. Aa, ne güzel. Altın, evet, bilezik. Çok teşekkürler. Beyefendi siz? Benim adım Yomi. Ben pırlanta işi yapıyorum. Aha. Adamımızı bulduk. Çok iyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok nasıl işler? Kafam kadar pırlantalar kaç karat ediyor? Kafa biraz büyük. Aynen. Çok karat. Nasıl? İyi gidiyor mu işler? Şükür. Sizde hep iyi gidiyor. Niye pırlantacılarda hep iyi gidiyor o işler? Şükür. Siz de merak fena ediyorsunuz. Fena değil. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Nitro ve Vazios'u da alkışlayalım. Üçüncü soruyla devam edelim. Devam edeceğiz grupları tanımaya. Üçüncü sorumuz şöyle. Ortalama yaşam süresine sahip bir insanın tuvalette geçirdiği süre hayatının kaç gününe tekabül eder? Ortalama insan dedim. Kendinizden düşünmeyin. A 63 gün, B 92 gün, C 170 gün, D 284 gün. Buyurun, yazabilirsiniz cevapları. İnsan hemen tuvalette ne kadar vakit geçirdiğini düşünüyor tabii. Haklı olarak. Kaldırabiliriz kartları. C diyor, C diyor, D diyor, B diyor, D diyor, B diyor, C diyor, C var, C var, C var, C var, D var. Hanımlar, beyler, doğru cevap 92, B. B'ler havada tutsun. B'ler havada tutsun lütfen. Oy, çok haklısınız. Galiba bizim ülkede yapılmamış bu araştırma. Herkes çünkü çoğunluk D demiş, 284 gün. Hepimiz adına bir şey söylüyor diye tahmin ediyorum. Allah sindirim sisteminize zeval vermesin efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Sizi tanıyalım. Gizem ben. Ne yapıyorsunuz Gizem Hanım? Reklamcıyız biz. Harikulade, hepiniz mi? Evet. Çok iyi. Ne reklamı yapıyorsun? Şaka. Grubunuzun adı ne? Grubumuzun adı Anonim. Anonim niye? İsim bulamadık. Öyle koyduk. Peki, hoş geldiniz. Siz efendim? Cansu ben de. Siz de reklamcısınız. Aynen. Galiba. Beyefendi siz? Merhaba, Onur ben de. Reklamcıyım. Aynen. Şaşırmadık. Evet. Merhaba Şermin. Ayaklarınıza sağlık sizin de. Benim mesleğim de reklamcılık, inanır mısınız? İnandım. Anonim'i de bir alkışlayalım. Mikrofonu şöyle alalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Sizi tanıyalım. Selen, ben iletişimciyim. İletişimci ne demek efendim? Yani medya sektöründe iletişim. Ha, harika. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hanımefendi. Ben şu an kızımı yetiştiriyorum. Aa, tebrik ederim. Kaç yaşında, kaç ay? 2,5 yaşında. Oh maşallah. Grubunuzun adı ne? Yıkılmadık ama ayakta da değiliz.
Ne yaşadınız anlatmak ister misin? Daha biz de kalabalık geliyorduk. 6 biletimiz vardı. Bu kadar kaldık. Zaten gelseydiniz nereye sığdıracaktık? Yani yerde yok ki. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim siz ne merhaba, yapıyorsunuz? Merhaba Esra ben de. Tekstille uğraşıyorum. Harika Esra Hanım. Evet. Siz de hoş geldiniz beyefendi. Merhabalar Berk ben de. Gemi kaptanıyım. Ya ay ne evet. Güzel. Siz de bu 6 ay gidip 6 ay kalanlardan mısınız? Eskiden öyleydim. Şimdi bir sektör değiştirdim. Enerji, güzel elektrik santrallerine geçince 3 ayda bir geliyorum artık. Aa daha iyi oldu. Aynen. Çok iyi. Yıkılmadık. Hemen de alkışlayalım lütfen. Efendim 4. soru için ekranlara bakmamız gerekecek. Buyursunlar. Anne bu ne? Dur delirme hemen. Önce bir gör. Çıldırdın mı sen? Soru şöyle. Bihter'i çıldırtan kolyeyi Firdevs Hanım kaç paraya almıştır? Türk lirası. Bilmiyorum efendim ne? Ben bilmiyorum. Zaten ekranda söyleyecek. Onun söylediği rakamı istiyorum. Aynen o zamankidir. A 200 bin, B 180 bin, C 160 bin, D 140 bin. Valla ben hiç bilmiyorum. Diziyi de seyretmedim ben. Yadırgandığımı da bildiğim için çok da söyleyemiyorum. Kaldıralım kartları. 180, C, C, B, C, B, B, A, C, C, D var bir tane. Bir de daha var. B var, D var. A var. Çok iyi. Hanımlar, beyler doğru cevabı videodan görelim. Bunlara ne kadar verdin? 140. 140 bin. Doğru cevap D. 140 bin. D'ler D cevabını verenler havada tutuyor. Siz C yazdınız, kabul etmediler. Genelde böyle şeyler oluyor. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Siz Gizem. Kimsiniz? Gizem ben. Siz de Gizem. Aa, evet. Gizemlerce. Siz ne iş yapıyorsunuz? Mali müşavirim ben. Mali müşavirsiniz. Harikulade. Allah kolaylık versin teşekkür bu memlekette. Ederim. Vergi hesaplayabiliyor musunuz? Öğrendik, hesaplıyoruz. Harika, hoş geldiniz. Hanımefendi siz? Merhaba, ben Cansu. Evet. Çalışmıyorum. Evet. Öyle. Grubumuzun adı 3 artı 1. Neden? Çünkü siz çalışmıyorsunuz. Üç evli, ha, bir bekar. Bir bekar. Bekar bir hanım var burada. Bekar beyler eklesin. Hoş geldiniz Cansu Hanım. Siz? Merhaba, Ezgi ben de. Evet ve siz de evlisiniz. Evet. Şuradaki beyefendiyle. Aa harika. Peki sizin mesleğiniz var mı? Ben grafik tasarımcıyım. Biz daha önce de gelmiştik. Aa ben hatırlamadım. Çok özür dilerim. Çok evet, özür diliyorum. Evet, tasarımcı seven psikolog benim aa, eşim. Aa aynen. Tamam hatırladım şimdi. Bir tasarımcı daha getirdim. Harika iyi yaptınız. Siz galiba evet, bekar merhaba. Ve tasarımcısınız. Bekar ve tasarımcıyım. Adım da Dilan. Teşekkür Dilan, ederim. Dilan bekar ve tasarımcı. Yalnız gelen erkek var mı? Amaç o değil yok. Ama teşekkürler. Bakıyoruz efendim. Varsa alalım yani. Okay. Yok da demeyiz herhalde. Alkışlayalım şeyi. 3 artı 1'i. Merhaba. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Murat ben. Ben de grafik tasarımcıyım. Aynen. Grubumuzun ismi Quidditch. Evet. Neden? Çünkü Harry Potter seviyorsunuz. Aynen öyle. Ron kustu, Harry kusmadı mesajlarını atanlardan mısınız? Onu çok merak ediyorum. Merhaba. Murat ben de. Klinik psikoloğum. Size ihtiyacımız var. Klinik psikologsunuz. Ne üzerine çalışıyorsunuz? Yetişkin üzerine çalışıyoruz. Yetişkin üzerine. Daha önceden ortağım gelmişti zaten. Aynen. Beraber çalışıyoruz. Evet, tasarımcı koleksiyonu var zaten. Evet. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Beyefendi. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin. Canlaş benim adım. Aynen. Klinik psikoloğum. Aynen. Bu arada hemşeriymişiz. Ya. Yeni öğrendim, Arhavili'yim ben. Harika. Kopya veriyor musunuz galiba? Aynen, Arhavillere kopya veriyorum. Ben çok iyi, size de vereceğim. Siz de Artvinlisiniz. Siz de... Ne oldu ya bugün? Aynen, kopya veriyorum. Soruyu okurken burnuma kaç kere değdiğime bakın. Tamam. Tamam mı Caner Bey? Hoş geldiniz beyefendi. Merhaba, hoş bulduk. İsmim Batuhan. Fotoğraf, video işleriyle ilgileniyorum. Harika. Çekimler yapıyorum. Harika. Kolay gelsin. Vallahi hiç soru bilemedik galiba değil mi? Şu an harika. Kadar. Çok iyi. Çok iyi. Böyle devam etmemeyi umuyorum. Ben de öyle umuyorum. Çok fazla kodoman vardı hatırlarsanız. Evet. Şimdi az öyle olduğunu bir, mu düşünüyorsunuz? Öyle, hayır işte öyle bir performans geliyor galiba. Çok merak ediyoruz arkaları doğru meslekleri. Arka, önlere oturttuk bu sefer. Sizin de kısmetiniz böyle herhalde beyefendi. Alkışlayalım yine. Efendim 5. soru için de ekranlara bakmamız gerekiyor. Buyursunlar.
Bunu bilmeyen yok değil mi? Maalesef yok, harika. Sorumuz şöyle, efendim Ajdar'ın gerçek mesleği nedir? A. Söz yazarı. B. Makine mühendisi. C. Kuaför. D. Elektronik mühendisi. Buyurun yazabilirsiniz. Kaldırırsanız herkese puan veririm. Buyurun kartları görebiliriz. Heyecanlı insanlar. B. Hanımlar, beyler, doğru cevap B. Makine mühendisi. Doğru cevap verenler kartları havada tutabilir mi? Yanlış cevap veren var mı ya? Aa, bir siz yanlış yaptınız. Bir burası hariç herkes aldı galiba. Değil mi? Aynen. İnanılmaz. Size helal olsun. İndirebilirsiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Sizi tanıyalım. İsmim Kadir. Kadir Bey, ne yapıyorsunuz? Satın alma uzmanı olarak çalışıyorum bir Allah firmada. Allah aşkına. Hangi firmada? Evet. Maya firması. Çok iyi, kolay gelsin. Maya teşekkür mı satıyorsunuz? Maya üretiyoruz. Harikulade. Dünya. Ne mayası? Ekmek mayası. Çok iyi. Hiç ilgimi çekmeyen konular ama yani, enteresan. Evet. Hanımefendi siz? Merhaba, Hülya ben. Evet. Muhasebeciyim. Ve? 2,5 yaşındayım. Sesiniz ne kadar genç. 26 yaşındayım. Maşallah, çok genç sesiniz ama. Teşekkür ederim. Manita mısınız? Hayır, arkadaşız. Hayır. Hiç mi olmaz yani? Aynen, kızardı, adamı kızarttık hanımefendi. Sizde bir şey olmadı da. Grubun adı neydi? Grubumuzun adı Sanada. Sanada mı? Evet, öyleyim. Kim buldu? Biz Bozcaada'da tanışmıştık, arkadaş olmuştuk. Aha, çünkü başka bir şey olamadı. Evet, anladım ben hanımefendi. Bok gibi bir hikaye var orada. Anladım. Sana da Bozcaada. Adanın adası Sandal diye bir yerde çalışmış, bir şey yapmış. Ha, anladım. Harikulade. Sana dayı da alkışlıyoruz. Bir yanınıza verir misiniz? Merhaba. Belli Merhaba. Ki grubun sözcüsü sizsiniz. Evet, direkt bana verdiler zaten. Sizi tanıyalım. Benim adım Aylin. Perakende sektöründe analitik ekibinde çalışıyorum. Harikulade. Gerçekten hiç ne yaptığınızı hayal bile edemedim şu an. Para mı hesaplı? Ne yapıyorsunuz? Yok, yani çözümleyip geliştirmek gibi. Harika. Grubun adı ne? Team Foça. Team Foça. Foça'da evet. Mı tanıştınız? Yok. Birlikte Foça'ya tatile gitmiştik o yüzden. Harika. Siz ne yapıyorsunuz beyefendi? Ahmet benim adım. Evet. Hastayım ya. Gerçi çok geçmiş normalde olsun. Normalde de boru gibi ama. Ay, estağfurullah. Çok geçmiş olsun. Evet. Tam kalabalığın ortasında oturmanız çok iyi olmuş. İnşallah hapşırırsınız sağa sola. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ya, stajyerleriyim kendilerini. Onun... Ha, stajyersiniz. Evet. Harikulade, hoş geldiniz. Beyefendi siz? Merhabalar, benim adım Birtan. Ben de bu aynı firmada çalışıyorum, aynı ekipteyim ben de. Harika, Birtan adınız. Evet. Birtan. Evet, doğru. Ne demek? Bir ve tan şeklinde bölersek... Yok bu oğlum. Onun dışında bir şey var mı diye merak ediyorum. Yok, gayet şey iyi. Hanımefendi siz? Rahime ben de. Ben de veri mühendisiyim. Aynı şirkette çalışıyoruz Harikulade. Zaten. Team Foça'yı da alkışlıyoruz. Hanımlar, beyler, yine ekranlara bakmanızı rica edeceğim. 6. soru için. Şimdi tanıyorsunuz. Daha iyi. Lil Wayne kendisi. Lil Wayne'in ilk rapçi ismi hangisidir? A. Kötü Baba. B. Karides Baba. C. Asi Baba. D. Sosis Baba. Efendim? Evet, bilememeniz. Kötü, karides, asi, sosis. Yani baba parantezinde genel olarak. Buyurun kartları görebilirim. D diyor, D diyor, B diyor, D diyor. O ne diyor? B diyor, B diyor, D diyor. Karides var, B var, C var. Hanımlar, beyler, doğru cevap karides, B. B'ler havada tutuyor. B'ler havada tutuyor. Hanımefendi, hoş geldiniz. Merhaba, ismim Nilgün. İthalat ihracat yapıyorum. Harikulade efendim. Merhabalar, çok güzel bir ortam, acayip keyifli. Siz de çok harikasınız. Ne Sevda tatlısınız. Ben de. Sevda. Bir üniversitede akademisyenim. Ve ne üzerine eğitim? Sağlık teknikeri yetiştiriyorum. 13 yıldır akademisyenim. Eski bankacıydım. Harika. Sonra istifa ettim. Dedim ki ben akademisyen olayım. Çok iyi. Sağlık teknikerliği yapıyorum ve okulun tüm etkinlik kültür sorumlusuyum. Çok iyi, harikasın. Ayaklarım. İyi ki buradayız. İyi ki sizinleyiz. Çok sağ olun. Bizim grubumuzun adı da Goblin Modu. Beni konuşturmayacak, evet.
Ne? Goblin modu. Yes. Ha, evet. Neden diyeyim? Hadi siz anlatın. Yani Oxford 2022 yılında bu ismi seçti. Çünkü aha, pandemi olayında zaten kişilerin kendini yani... Bir yere bakarak mı söylüyorsun? Yok yok. Notlarınıza mı baktınız hocam? Hayır, hayır. Aynen. Efendim? Çok güzel. Bir tamamlayacağız biz bunu yazıyla. Oxford 2022 yılında birkaç tane kelime seçti ve %93 oyuyla Goblin modunu aldı. Evet. Geçen sene de zaten aşıydı. Şimdi evet, de Goblin moduyla herkes bilsin istedim ben. Harika, çok tatlı. Peki, düşünmüşsünüz çok efendim. Ayaklarınıza sağlık hanımefendi. Siz ne yapıyorsunuz? Merhaba, ismim Berna, iç mimarım. Harika, siz hanımefendi? Belkıs, mali müşavirim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Kutay ben de. Kutay Bey, siz ne yapıyorsunuz? Yönetim danışmanlığındayım ben. Çok iyi, hoş teşekkür, geldiniz. Teşekkür ederiz. Hanımefendi siz? Merhabalar, Hande ben. Hande Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de e-ticaret firmasında çalışıyorum. Çok iyi, grubunuzun adı ne? Şöyle. Chill Out. Neden? O isimde bir etkinlikte tanışmıştık. Siz de mi? Siz manita mısınız? Evet, doğru. İyi bari. İşte bazen oluyor. Chill Out'u da alkışlayalım. 7. soru. Bilenler bilir. Schweppes sorusu bu. Efendim, soru şöyle. Ya da videoyu mu seyredelim ilk önce? Yine ekranlara bakın ya. Öf, ne seyrettik bugün ya? Elimiz. Aynen, bunun hangi dizi olduğunu anladınız. Avrupa Yakası. Okey, tamam. Efendim, soru şöyle. Avrupa Yakası'nın kaç tane yılbaşı özel bölümü vardır? A 2, B 3, C 4, D 5. Buyurun yazabilirsiniz. Basit soru. Kartları göreyim. 4 diyor, C diyor, C diyor, D diyor, C diyor, 3 var, 4 var. Hanımlar, beyler, doğru cevap C, 4. Doğru cevaplar havada tutuyor. Harika gidiyorsunuz diyeceğim ama sanmam. Aa, burası da iyi gidiyor. Çok iyi. Hanımlar, beyler, bu soru biliyorsunuz ödülüyle geliyor. Hanımlar, beyler, Schweppes'ten herkese mocktail. Siz efendim? Talya ben. Evet. Öğrenciyim. Çok iyi. Nerede? Yıldız Teknik'te kimya okuyorum. Sonra Ajdar gibi saçmalamayacaksın değil mi? Yok. Çok iyi. Harika. Siz hanımefendi? Merhabalar, Chelsea ben. Efendim? Chelsea. Hanımefendi, o takım. Hayır. Bir sahibi var. Galatasaray Üniversitesi'nde okuyorum. Ne okuyorsunuz? Halkla İlişkiler ve Reklamcılık. Grubunuzun adı? Da Kınalı. Çünkü Kınalı Adadan tanıştınız. Arkadaşız, aynen öyle. Kınalı Adadan arkadaşsınız. Evet, yazlıkçı olarak. Ha, yazlıkçı olarak. Evet. Sizin yanınızda biri daha var gibi. Merhaba. Merhaba. Adım Selin, evet, öğrenciyim ben de. Evet, ve evet, saklanıyor musunuz polisten? Gibi. Siz ne iş yapıyorsunuz? Öğrenciyim. Ama işte nerede okuyorsunuz? Uluslararası ticaret okuyorum Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Çok güzel. Kınalı mıydı? Kınalı. Kınalı da inek ismi gibi oldu. Kınalı'yı da bir alkışlayalım. Hemen yanınıza verir misiniz? Bu boku yedi. Sizi tanıyalım efendim. Merhaba. Merhaba. Kübra. Kim? Kübra. Kübra Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Grubun adı ne? Grubun adı Antep Fıstıkları. Siz de Antep'te tanışmış olun da ben de bu işi bırakayım artık ya. Eşim Gaziantep'li. Ha, tamam, o olur. Siz ne iş yapıyorsunuz hanımefendi? Ben makine mühendisiyim. Ajdar'ın meslektaşı ve aynı okuldan mezunum. Allah kaderini benzetmedi. Satış yapıyorum ama. Çok iyi. Hoş geldiniz. Hoş beyefendi bulduk. Siz ne yapıyorsunuz? Merhabalar. Ben de satış yöneticisi olarak çalışıyorum. Çok güzel. Antep fıstıklarını da bir alkışlayalım. Bir arkaya verir misiniz hemen? Merhaba. Merhaba. Batuhan ben. Evet, Batuhan Bey. Öğrenciyim. Nerede? Bahçeşehir. Aynen. Evet. İnşaat mühendisi okuyorum. Çok güzel. Mikrofonu gırtlağınızdan çıkardınız. Çok güzel. Siz hanımefendi? Merhaba, Zeynep ben. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenciyim. Evet. Meteoroloji mühendisliği okuyorum. Evet. Bu kadar. Grubun ismi ne? Grubun ismi Canolar. Canolar mı? Evet. Ay, o kadar keko bir şey beklemiyordum.
Neden bu amelilik? Antep fıstığı koyacaktık. Öndeki masadan gördük. Son dakika burada değiştirdik. Canolar olarak. Sizin de başınıza gelen. Anteplisi çok iyi. Bak akraba çıkarsınız belki siz de. Çok iyi. Beyefendi siz? Merhaba, Onur ben de. Ben de öğrenciyim. Koç Üniversitesi'nde öğrenciyim. Çok iyi. Allah arttırsın. Teşekkürler. Burslu musunuz? Ne? Parasıyla mı? Tam bursluyum. Tam burslusunuz. Ne, bölümünüz ne? Makine mühendisliği. Alkışlıyoruz gerçekten. Devam edelim. Diğer gruplarla da devam edeceğiz. Efendim 8. soru şöyle. Hangi ülke savaş sırasında savaştığı ülkeye tuvalet atmıştır? Gerçekten enteresan. A. Amerika. B. Almanya. C. Uruguay. D. İspanya. Buyurun yazabilirsiniz. Vallahi öyle tuvalet atmış. Soru savaştığı ülkeye sıçmıştır değil. Tuvalet atmıştır. Buyurun kartları görebilirim. D diyor, D diyor, B diyor, İspanya var, D var, C var, D var, E ve İ, 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 İ. Galiba doğru cevap yok. A, Amerika. Oha. Tuvalet? Ha şey Vietnam'a. Elinde artık silah kalmıyor. Allah belasını versin diyeyim. Herhalde öyle bir şey oldu. Gerçekten harika bir sonuç. Yani sıfır çeken daha önce olmamıştı. Geldi mi? Ay sizin şansınıza. Doğum günü sahibini alkışlayalım ve hoş geldiniz. Efendim orada birkaç grubumuz kaldı. Onlar da kim? Hemen öğrenelim. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. İsmim Serdar. Çok iyi, ne güzel isim. Grubumuzun adı Gerenk Yok. Gerenk yok. Evet, gerek yok. Harikulade. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben kripto şirketinde çalışıyorum. Kripto şirketinde çalışıyorsunuz, evet. Ve batmadığınıza göre... Hayır. Siz hanımefendi. Merhaba, Ayşe ben. Ayşe Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Bankacıyım ben de. Harikulade. Manita mısınız? Değiliz. Para mı sizi birleştirdi? Evet. Arkadaş mısınız? Burada mı tanıştınız? Evet. Kız cevap versene. Çok iyi, harika. Allah tamamını erdi. Grubun adı ne? Gerenk Yok. Gerenk Yok'u da bir alkışlayalım. Hemen yanınıza verirseniz mikrofonu. Siz efendim, siz kimsiniz? Helin ben. Çok iyi. Memnun oldum. Ben de. Ne iş yapıyorsunuz? Üniversite öğrencisiyim. Ne okuyorsunuz? Tıp okuyoruz. Çapa'da 5. sınıfız. Aa, harika. Hepiniz mi? Hepimiz, dördümüz. Ay, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Uzmanlıkta ne istiyorsunuz? Kadın doğum. Suni sancı. Bir sorun da nasıl gidiyor? Yani kimse önermiyor ama bilmiyorum, siz önerir misiniz? Herkes yol yakınken vazgeç diyor ama daha vazgeçilebilen olmadı. Sancaktepe bir dünya markası diyor. Ben galiba Almanya'ya gideceğim. Gitmezsem de Çapa'da kalırım inşallah, bilmiyorum. Hanımefendi zaten Almanya Sancaktepe yani. Aynı mesafe. Oraya da uçakla gidiliyor zaten. Hoş geldiniz. Siz efendim? Hoş bulduk. İsmim Cem. Cem Bey, siz ne olacaksınız? Muhtemelen genel cerrahi seçeceğim. Aynen. Neden? Çünkü katil güdüleriniz var veya falan. Şaka. Ya, insanları kesmek, üstüne para almak eğlence gidiyor şahsen. Bırak o mikrofonu çabuk. Tabii şaka bu, etik değil. Aynen, tabii ki. Efendim, etik değil. Evet. Merhaba. Adı neydi Berkay. Onun hastaneye gitmeyeceğiz. Siz efendim? Berkay. Siz ne yapacaksınız? Berkay. Ortopedi düşünüyorum. Benim omzum mesela biraz, neyse işte daha değil. Hanımefendi siz? Merhaba, ben de Buket. Ben de nöroloji düşünüyorum. Aa, hadi bakalım. Grubun adı neydi ya? Evet, rektal tuşe. Çapa'dan buraya geliyorsunuz ve grubun adı rektal tuşe mi? Rektal tuşeyi alkışlayalım. Yani size bir saat boyunca rektal tuşe mi denilmesini istediniz? İnanılmaz bir seçim. Harikulade. 9. sorumuz geliyor. Gerçekten manitaların cayır cayır bileceğini düşündüğümüz bir soru. Efendim en uzun... Burada bir süre durmak istiyorum. En uzun öpüşme rekoru kaç saattir? İnanılmaz. A. 8 saat 56 dakika 2 saniye. B. 15 saat 14 dakika 9 saniye. C. 30 saat 27 dakika 5 saniye. D. 58 saat 35 dakika 58 saniye. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış, öyle düşünün. Buyurun kartları göreyim. C var, C var, A var, B var, B var, C var, C var, C var. Hanımlar, beyler, Taylandlı çiftimiz resmen birbirinin ağzına yapışmış. 58 saat de!
D şıkkı doğru. D. Denizli. Denizli. Efendim şurada da bir grup var. Ben artık göremiyorum. Bunun yine pili bitti. Merhabalar. Ha zaten görüyorum. Siz kimsiniz efendim? Ben Nuh Erdem İbrahim Bey. Merhabalar tekrardan. Tekrar kim? Nuh Erdem. Evet. Nuh Erdem ilk ismimi de şeyden söyledim. Çünkü grubumuzun adı Nuh'un Gemisi. Aynen. O yüzden ilk ismini de söylemek durumunda icap kaldı. Etti. Siz ne iş yapıyorsunuz Nuh Bey? Biz aslında ekip olarak geldik. Satış ekibiyiz. Biz startup firmasında satış ve iş geliştirme uzmanı olarak çalışıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Satış ekibiyiz. Ben aynen. Satış ekibi. Orada da bir hanımefendi var. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Ben de İrem. Evet. Aynı satışçı. Ve helyum emiyorum. Ama mikrofondan sesim kötü çıkıyor. Sesiniz asla kötü çıkmıyor. Sadece böyle çıkıyor. Mikrofondan. Aynen. Alkışlıyoruz Nuh'un Gemisi'ni de. Bir arkaya verelim hemen. Merhaba Tolga, ben de. Bu ekibin yöneticisi olarak buradayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekibimizin adı da Ahmax diyeyim. Bayağı popüler ve gündem bir isim. Aynen. Çok iyi. Hoş geldiniz. Siz efendim? Merhaba. Lara ben de. Evet aynı Lara. Aynı ekipteyiz. Aynen. Ben bundan geldim. Aynen. Çok güzel. Hoş geldiniz. Bayıldığımız bir startup. Siz? Merhaba. Selen ben de. Selen Hanım. Zaten. Siz de denemanından gelin. Merhaba. Yoğurtladık. Gördüğünüz gibi. Efendim alkışlayalım Ahmax'ı da. Efendim 10. sorumuz yine kafanızı karıştıracak bir soru. Muhtemelen asla fikriniz yok diyeceğim ama sonra aklınıza bir şeyler gelebilir. Soru şöyle: koşu bandı ne için icat edilmiştir? A. Manuel su arıtımı için. B. Manuel elektrik üretimi için. C. Spor için. D. Eziyet için. Buyurun cevaplayabilirsiniz. Neyi tartışıyorsunuz acaba? Neyi? Su üretmek, elektrik üretmek, spor, eziyet. Buyurun kartları göreyim. B diyor, C diyor. O da B diyor. Hanımlar, beyler doğru cevap D. Eziyet için. Evet. Efendim 200 yıl önce İngiltere hapishanelerinde mahkumları rehabilite etmek için. Ha? Aynen. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Siz kimsiniz? Adım Doğuş, doktorum. Çapa'da dermatoloji asistanıyım. Çapa mı? Evet. Ne, grubun adı ne? Sağlık olsun. Daha hayır. Bilmediğimiz soru için sağlık olsun diyecektik, bayağı dedik. Çok mu bilemediniz? İki soru bildik diyebilirim. Gecenin tadını öyle, çapalılar çıkar. İçmeye geldik biz. Harika, hoş geldiniz. İnşallah bol hesap ödersiniz. Yanınızdaki arkadaşı şey yapabilir miyim? Merhaba, ben İdil. İdil Hanım. Tıp Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyim, diyetisyenim. Harikulade, hoş geldiniz siz de. Baya merak ediyordum, baya eğlenceli geçiyor. Sadece soru bilemiyoruz. Onun aynen, çok keyifli. Aynen, ayarlarız. Bol bol içiyoruz sayenizde. Afiyet, bal şeker olsun. Beyefendi siz? Merhabalar, Erdoğuz benim adım da. İlaç mümessiliyim ben de. İlaç mümessilisiniz. Evet. Spiker gibi sesinizde. Sağlık olsun da alkışlayalım. Hemen yanınıza verin mikrofonu. Siz efendim? Merhaba, Ayşe ben. Ayşe Hanım siz ne yapıyorsunuz? Mimarım ama tekne sektörüne giriş yapıyorum şu an. Biz yardımcı olabiliyor muyuz? Ben yardımcı. Bizden mi yardımcı? Siz yardım edeceksiniz. Çok yardımcı oluyor bana. Harikulade. Siz ne iş yapıyorsunuz efendim? Ben yat satıyorum. Yat mı satıyorsunuz? Yat satıyoruz, evet. O adamı niye arkaya oturttunuz ya? Biz geç geldik de biraz onun için. Yok biz yer açarız buraya. Geç lan arkaya. Sen yabancı mısın oğlum? Biz sizi çok izledik pandemi zamanı. Ama buraya gelelim dedik. İlk defa geldik. Zevk alıyoruz. Çok vallahi. Tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Grubun adı neydi? Kanadalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Ha biz kaçmıyoruz. Diyorsun. Biz gittik geldik. Gittiniz, 8 götünüz yıldır, dondu geri döndü. 8 yıldır oradaydık, götümüz dondu geri geldik. Değil mi? Üşüdünüz mü de mi döndü? Vancouver'daydık aslında. Vancouver o kadar soğuk değil yani. Değil. İstanbul'a benzer bir havası var. Sadece güzel bir teklif oldu, onun için geldik diyelim. Harika, hoş geldiniz. Sağ olun. Kanabara yemeği de alkışlayalım. Bunu tahmin etmiştik onun için. Tabii yani ben onu nasıl bağırayım şimdi? 11. sorumuz. Bakın bunu 90'lar magazin takip eden herkes bilir. Hangi ünlümüz yurt dışında bir partide Tarantino'yla flörtleştiğini ve ayak sevdalısı yönetmenin kendisine ayak masajı yaparken aşık olduğunu iddia etmiştir? A. Didem Erol. B. Melek Yargıcı. C. Doğa Bekleriz. D. Selin Toktay. Buyurun yazabilirsiniz.
Yapmayın bunu dedim ama ben. Bu artistliği yaparsanız herkese 10 puan veririm diye. Kimse görmedi ama. O yüzden bir seferlik affediyorum. Vereceğiz sonra büyüyünce. Buyurun kartları görebiliriz. A var, C var, A var, A var, C var, D var, A var. Doğa Bekleriz'i birileri hatırladı demek ki. D var, A var, Selin Toktay da bilmiyoruz demek ki odur falan dedi. Hanımlar beyler doğru cevap tabii ki A, Didem Erol. A cevapları havada durabilir mi? Didem Erol. 12. soru. Kumaş pantolon giyerek kamera karşısına çıkmış olan ilk kadın oyuncu kimdir? A. Marilyn Monroe. B. Catherine Hepburn. C. Elizabeth Taylor. D. Audrey Hepburn. Buyurun yazabilirsiniz. Zor mu bu? Zor mu sordun? Zor. Aynen zaten o şık o yüzden öyle. Kartları görelim. D diyor, C diyor. D diyor, D diyor, C diyor. B var, C var, C var, D var, B var, D var, C var. Hanımlar beyler doğru cevap. Catherine Hepburn B. B'ler havada tutabilir. Harika, gerçekten patlarsınız diye düşündüğümüz yerden patladınız. Efendim 13. sorumuz. Yaşanan olumsuzluklardan ders çıkarmak için her sene Ulusal Başarısızlık Günü kutlayan ülke hangisidir? Medeniyete bak anasını satayım. A. Finlandiya. B. Kanada. C. İsviçre. D. Yeni Zelanda. Buyurun yazabilirsiniz. Sallayacaksınız. Nereden bileceksiniz hanımefendi? Siz de yazdınız. Finlandiya, Kanada, İsviçre, Yeni Zelanda. Buyurun kartları görebilirim. C, C, A var, D var, A var, A'larca, C'lerce. Hanımlar, beyler doğru cevap. A, Finlandiya. Aynen, enteresan. A'lar havada tutuyor. Patladınız, C yazdınız çünkü. Gayet basit bir soruyla devam ediyoruz. 14. soru, aradan önceki son iki soru. Noel Baba'nın kızağını çeken ren geyiklerinden en önde olanının ismi nedir? Aa, çok haklısınız. A. Rudolf, B. Dancer, C. Donner, D. Blitzen. Buyurun yazabilirsiniz. A, B, C, D yapıştır. Tabii Rudolf, Dancer, Donner, Blitzen. Buyurun yazabilirim falan. Ne diyor? A diyor. A'larca. D, D, D. B, A, 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 B, A, A. Hanımlar, beyler doğru cevap. A, Rudolf. Bu da Schweppes sorusuydu. O yüzden herkese bir tane daha Schweppes mocktail. Son soru aradan önceki. Hangi içki hem saç kremi hem de böcek kovucu olarak da kullanılabilir? A. Bira. B. Şarap. C. Cin. D. Vodka. Buyurun yazabilirsiniz. Bir de kapatmak. Sanki sınav. Niye göstersen ne olur? Belki doğru değil. Buyurun kartları kaldırabiliriz. Sırasıyla yazdınız zaten. Ne diyor? D var, B var, C var, D var, B var, C var, D var, A var, C var. Hanımlar, beyler doğru cevap. Vodka D! Harikulade. Zaten çok az bilen var. Hanımlar, beyler 15 dakika mola... Gelin hanımlar şu puanlara bir bakalım. Efendim... Suni Sancı. Senin utanman da yok. Gerçekten. 30 puan. Alkışlayın ama yazıktır. Çömezler. 30 puan. Çok iyi. Aa. Kvidiç. 30 puan. Size helal olsun. Evet. Geliyor efendim, geliyor. Margarita. 40 puan. Yavaş yavaş yükseliyor. Ne yiyelim? Neredeydi ne yiyelim ya? 40. 40 yiyin. Lotus 60 puan. 3 artı 1 60 puan. Sana da 60 puan. Pembe kamyon 60 puan.
Spice Girls 80 puan. Gürsel'e sevgiler. Büyük bir alkış istiyorum buraya. Tahmin edemeyeceğiniz bir şey. 10 puan. Yani 20 olsun istiyorsan. 50 de vereyim yani, çünkü hiç oluru yok belli yani. Siyah beyaz. 50 puan. Hiç fena değil. Ağlamayın hemen. Vazio. Oh. 20 puan. Nitro. 70 puan. Yıkılmadık ama ayakta da deneyimi. 60 puan. Chill out. 30 puan. Team Foça. 60 puan. Anonim. 50 puan. Harika, çok iyi. Goblin modu, 50 puan. Sağlık olsun, 40 puan. Ahmax, 20 puan. Kanadalı, 20 puan. Nuh'un gemisi, 50 puan. Gerek yok, 60 puan. Antep fıstığı, 30 puan. Rektal tuşe. Nerede rektal tuşe? Sizsiniz değil mi rektal tuşe? Yani ben size videoda neler edeceğim. 70 puan. Kınalı 80 puan. Canolar 80 puan. Bitti mi? İyi, gayet iyi. 80'ler var, 70'ler var, 60'lar var. Sizden bir bok olmaz. 10 var, 30'lar var. Bir 15 soru daha var. Her türlü toplanabilir. Sizin için demiyorum. Sizin için, siz artık içkinizi için. Şeref golü gibi düşünün siz bundan sonrasını. Barış Manço şarkısını herkes duydu mu? Bir daha duymak ister misiniz? Zaten klibiyle ilgili bir şey soracağım. İsterseniz hep beraber bir seyredelim biraz. Buyurun. Daha da kısın da çocuk uyanmasın. Ne bu be? Galiba anlaşıldı şarkının ne olduğu. Sorumuz şöyle. Barış Manço'nun evine gelip bir daha gitmeyen kuzeni hala kızı Zehra şarkısının klibindeki ev nerededir? A. Arnavutköy. B. Ortaköy. C. Balta Limanı. D. Moda. Buyursunlar. Kısa bir şok yaşandı galiba. Buyurun, kartları görebilirim. D diyor, D diyor, D diyor, D diyor, D diyor, A diyor. D, 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 Allah, D. C var bir tane, D var, D var. Hanımlar, beyler, doğru cevap Balta Limanı, C. C'ler havada kalabilir. İki tane grup bildi sadece. Çok iyi. Neden D dediniz ya? Adamın evini mi sordum ben ya? Neyse, güzel patladınız. Efendim 17. soru için yine ekranlara bakmanızı rica edeceğim. Buyursunlar. Kim götüm elledi beni? Allah Allah. Madem sizi getirdim, tekrar gidiyor kata. Bu videoyu biliyorsunuz. Tarihe kim götümü elledi benim olayı olarak da geçen bu olayda köylüler neyi protesto etmek için toplanmış ve abimizin götü ellenmiştir? A. Maden ocakları. B. Zeytinlik talanı. C. HES'ler. D. Antik kent yıkımı. Buyurun yazabilirsiniz. Maden ocağı, zeytinlik talanı, HES'ler, antik kent yıkımı. Buyurun kartları görebiliriz. B var, B var. Orada ne var? B var, B var, B var, B var, B var ve A var. B var, B var, B var, evet. Hanımlar, beyler, doğru cevap zeytinlik talanı, B. B'ler havada dursun diyeceğim de herkes B gibi. Onlar aynı şey. Onlar bir tek A var, o da vazıyor. Hakikaten öyle galiba. Ya neden öyle oluyor? Ne bileyim, ismi mi kötü seçtiniz acaba? Hay Allah. Efendim 18. soru. Tekrar videomuz var, buyursunlar. Video değilmiş, sesmiş. Bu jenerikten anlayacak mısınız bunu, ne oldu?
Kimler anladı? Ben de hiç yok. Al. Pokemon'un jenerik müziği bu. Abi az önce bilemiyordun. Aynen. Pokemon karakterlerinden hangisi? Soruya bak. İngiltere Kilisesi tarafından iyi bir Hristiyan rol modeli olarak görülür. Ay Allah'ım, bok gibi soru. A. Pikachu. B. Jirachi. C. Ratata. D. Mewtwo. Ay Allah'ım, yani inşallah doğru okuyorumdur ya. En ufak bir fikrim yok. Kaldıralım kartları. D diyor, A diyor, C diyor, C diyor. D var, D var, D var, D var. Hanımlar, beyler, doğru cevap D. Mewtwo. D'ler havada. Alışkın değilsiniz siz. Doğru cevapları havada tutuyor. Allah aşkına nereden bildiniz? Pokemon seyredenler bildi abi. 19. soru. Sayacağım hayvanlardan hangisinin tükürüğü plastik bir poşeti hızlıca parçalayabilir? Bunu bir şey söyleyeceğim editör arkadaşlar. Bir daha böyle soru yazarken sonuna Allah belanızı versin de yazalım mı? Yani bunu nasıl bilecekler ya? A. Kıllı çeneliler. B. Bal mumu solucanı. C. Yırtıcı deniz solucanları. D. Kütük ayaklılar. Neyi vereyim bir daha? Hangisini vereyim? Ben verebilsem bu soruyu sormam zaten. Kıllı çeneliler, bal mumu solucanı, yırtıcı deniz solucanları, kütük ayaklılar. Gerçekten indie müzik grubu ismi gibi bir şey. Buyurun kartları görelim. B diyor, A diyor, C diyor, C diyor, D diyor, A diyor, D, D. B var, B var, A var. Hanımlar, beyler, doğru cevap bal mumu solucanı B. B'ler havada, B'ler havada. Bu B'ler havada diye hatırlatma nedenim ne biliyor musunuz? Çünkü daha önce 10 puan aldıkları için bilmiyorlar doğru cevapta ne yapacaklarını. İndirebilirsiniz. 20. soru. Son 10 soru. Her şeyde ye. Bu soru çok acayip bak. Hangisinin erkeklere çarpma olasılığı kadınlara göre 4 kat fazladır? A. Araba. B. Yıldırım. C. Kapı. D. Cereyan. Buyurun yazabilirsiniz. Ve bunun nedenini bilmiyoruz ya. Kartları görelim. B var, B var. C var, B var, B var, D var. Cereyan var, D var. Hanımlar, beyler, doğru cevap Yıldırım B. Yeah. B'ler havada. B'ler havada tutuyor. Ne diye verdin? Bunun sebebini de bilmiyoruz deyince biz Ceryan'dan döndük hemen. Gerçekten. İyi, iyi. Bana helal olsun. Herkesten bana şans. Dövüşmeden oynayın. Ben arkadaşsınız siz. Bak ayrı otururum ha. Oturturum. Kolay mıydı? Ne, nereden mantık yürüttün? Diğer cinsin yoktur herhalde diye düşündük. Diğerlerinin? Statistiği tutulmaz. Harika bir cevap verdiniz gerçekten. Bravo. Çok güzel oldu. 21. soru. 2016'da Microsoft bir yapay zeka modülü hayata geçirmiş. Ama kısa bir süre sonra kapatılmış. Neden kapatılmış? Bunu aslında hatırlayacaksınız şıklardan bence. A. Gece yarısı güzel kızlara uyudun mu cimcime diye mesaj atmış. B. Durduk yere Hitler'i övmeye başlamış. C. Microsoft değil Apple alın diye insanları yönlendirmiş. D. Sohbet ederken bir anda porno film linki paylaşmış. Buyurun yazabilirsiniz. Neyi efendim? Cevapları. Ben size küçük bir masal okusam çünkü aynı. Gece yarısı kızlara mesaj atmış. Durduk yere Hitler'i övmüş. Microsoft değil Apple alın demiş. Sohbet ederken porno açmış. Buyurun kaldırabilirsiniz kartları. B var, B var, D var, C var, B var. O ne o? B var, B var, D var. Hanımlar, beyler, doğru cevap durduk yere Hitler'i övmeye başlamış. B. B'ler, B'ler yukarıda. Büyük oyunu mu gör? Ya D neymiş ya? Sohbet ederken porno açtı cevabı gerçekten. Düşünüp mü verdiniz ya o cevabı? Bir kere o kapatılmaz. Siz de öyle düşündünüz. Sana da
ne dedi? Siz de porno dediniz. Gördünüz mü? Yokluk neler yaptırıyor insan. Siz de D dediniz. Allah Allah. Genelde arkadaş olanlar yanlış bilmiş bak. Schweppes sorusu. Şimdi bir tane şarkı dinleyeceğiz bunun için. Biliyorsunuz şarkıyı. Okey. Sorumuz şöyle. Dinlediğiniz şarkı Last Christmas'ın bestecisi kimdir? Ay harika bu soru. A. Elton John. B. Billy Joel. C. Phil Collins. D. George Michael. Kaldırın kartları. A diyor, C diyor, C diyor, B diyor. B diyor, D var, A var. Öyle bir şey yok. A var, D var, D var. Hanımlar, beyler, doğru cevap George Michael, D. D'ler havada tutuyor. D'ler havada tutuyor. Değiştirseniz de yanlıştı yani. Harika. Tabii ki herkese Schweppes'ten mocktail. 23. sorumuz biraz uzun. Böyle üniversite sınavındaki paragraf sorusu gibi. O yüzden bence dikkatle dinleyin. İkinci kez okumayacağım. Biliyorsunuz ecnebi dillerinde bazı durumları karşılayan tek kelimelik karşılıklar var. Mesela petrikor, yağmur sonrası ortaya çıkan kokuyu tanımlamak için kullanılan bir kelime. İsveççe'de gratrunka olarak tanımlanan durumun uzun uzun açıklaması hangisidir? A. Mastürbasyon yaparken ağlamak. B. Çırılçıplak nehir kenarında at sürmek. C. Kel bir bireyin kafasını yaladığınızda dilinizde hissettiğiniz his. D. Kütüphanede fısıltı halinde Serdar Ortaç şarkısı söylemek. Buyurun yazabilirsiniz. Buyurun kartları görelim. B, C. Orada ne var? B var. B, M, İ, İ. Hanımlar, beyler, doğru cevap A. Mastürbasyon yaparken ağlamak. Gratrunka. Aa, geçmiş olsun. Gratrunka mı oldum gibi. Neyin var? Gratrunka mı? O gözyaşları gratrunka mı falan? Böyle. O da olabilir. Kimse bilemedi mi? Siz bildiniz mi? Nereden bildiniz lan? 24. soru. Nevi şahsına münasır ve çok özel zevkleri olan ikonik pop yıldızı Michael Jackson'ın 2 adet laması vardı. Rahmetlini biliyor musunuz onu? Evet. Bu lamaların isimleri hangisidir? A. Tom ve Jerry. B. Tango ve Cash. C. Bob ve Bobby. D. Lola ve Louis. Buyurun yazabilirsiniz. Onu da yazsaydık keşke. Çok güzel sallanacak bir başka sorumuz. Buyurun kartları görelim. C var, D var, D var, D var, D var, B var, B var. Yine bulduğumuz bütün harflerin yazıldığı bir soru oldu. Hanımlar, beyler, doğru cevap Lola ve Louis, D. D'ler havada. İndirebilirsiniz yazdık puanları. 25. soru. Televizyonlar ilk çıktığında ayıp olduğu için tuvaletler gösterilmiyordu. Televizyon ekranlarında tuvaletler ilk kez hangi yıl gösterilmiş? A. 1954. B. 1955. C. 1956. D. 1957. Tuvaleti ilk ne zaman görmüşüz televizyonda? Aramızda zaten 1950'lerden pek kimse yok gibi. Kartları görelim. C diyor, D diyor, 56 diyor. B diyor, B diyor, E diyor, E ne ne. Hanımlar, beyler, doğru cevap 1957. D! D'ler havada. 57 efendim. Harika. 26. soru. Nüfusunun neredeyse yarısına yakını 15 yaşın altında olan ülke hangisidir? A. Etiyopya. B. Nijerya. C. Uganda. D. Çad. Buyurun yazabilirsiniz. Çad efendim. D. Çad. C. Uganda. B. Nijerya. A. Etiyopya. Buyurun kartları görebilirim.
C var, C var, D var, D var, C var. Orada ne var? B var, A var, D var. Hanımlar, beyler. Doğru cevap Uganda C. C'ler havada duruyor. Şaka yapıyor. Merak etmeyin. Hırslanmayın. Efendim 27. sorumuz. Son 4 soru. Bu saatten sonra bir bok olmaz. Rahatınıza bakın. Ben çok iyi gidiyorum diyen var mı gruplarda? Ben de çok iyiyiz. En boktanlar el kaldırıyor. Okey. Efendim 27. soru. Heykel sanatına getirdiği yeni solukla çokça konuşulan, selfie çeken şehzade heykeli hangi ilimizdedir? Bunun fotoğrafı var. Gösterelim. Bu heykeli biliyor musunuz? A. Çorum. B. Yozgat. C. Amasya. D. Kastamonu. Buyursunlar. Helal olsun. Kartları görelim. C diyor, C diyor, C diyor, C diyor, B diyor, D diyor. Orası ne diyor? C. Hanımlar, beyler, doğru cevap C. Amasya. Gerçekten mi? Ay, yırttık o zaman. Efendim 28. sorumuz. Daltonizm ne anlama gelmektedir? Daltonizm. A. Yayılmacılık. B. Büyükten küçüğecilik. C. Renk körlüğü. D. Uyur gezerlik. Buyursunlar. Buyurun, kartları görebilirim. A diyor, A diyor. C diyor, B diyor, A diyor, D diyor. D diyor, C diyor. D diyor, B diyor. Hanımlar, beyler, doğru cevap renk körlüğü C. Biz kitaplardan öğrenmiyoruz abi. 29. soru için tekrar ekranlara bakmanızı rica edeceğim. Buyursunlar. İyi misin? Bildiniz mi? Evet. Okey. Bu filmdeki çiftin adını soracağım. The Nightmare Before Christmas. A. Rick and Morty. B. Jack and Sally. C. Mick and Lily. D. Ron and Harry. Ne? Yazın, yazın, hadi, hadi. Aa, kartları görebiliriz. B diyor, B diyor, D diyor, A diyor, C diyor, B diyor, B var, B var, B var. B'ler çoğunlukta. Neden acaba? Hanımlar, beyler, doğru cevap B. Jack and Sally. Bu soru da Schweppes sorusu. Harika. Tabii ki herkese Schweppes'ten mocktail. Ve 30. soru. Hiçbir boka şifa olmayacak bir soru. Wednesday, seyrettiniz mi diziyi? Çok iyi değil mi ya? Wednesday dizisinin başrol oyuncusu Jenna Ortega 2022 yılında en çok hangi sanatçıyı dinlediğini açıklayarak küçük çaplı bir şok geçirmemizi sağlamıştır. A. Sefo. B. Uzi. C. Seda Tripkolik. D. Tefo. Buyurun, yazabilirsiniz. İnanılmaz ama gerçek. Sefo, Uzi, Seda, Tefo. Doğru ya. Çok enteresan. Buyurun, kaldırabilirsiniz kartları. A, B, A, B, C, B, D, A diyor. Pırlantacı arkadaşının telefonuna içki döktü. A diyor. Hanımlar, beyler, doğru cevap B, Uzi. Keşke. Efendim. Ve puanlar. Evet, Goblin modu 90 puan. Kınalı 140 puan. Antep fıstığı 120 puan. Harika, siz de güzel toplamışsınız. Rektal tuşe 100 puan. Gerek yok 120 puan. Siz de toplamışsınız.
Sağlık olsun. 130 puan. Siz de bana bak, 20'den buraya geldiniz ha. Helal olsun size. Ahmax 70 puan. Pardon, 20'den gelenler bunlar. 70 puan almış Ahmax. Hiç heyecan verici bir şey yok. Nuh'un gemisi 100 puan. Canolar 190 puan. Falan. Berbat puanlar. Keşke bununla başlasaydım. Gürsel'e sevgiler. 90 puan. Ama doğru, 8 soru tabii. Siyah beyaz 90 puan. Onur Bey, bir keyfiniz kaçtı gibi. Size güvenmedi mi? İşte hep oluyor. Vazioz 70 puan. İnanılmaz, yani tarihimizdeki en düşük puan şimdilik bu. Nitro 120 puan. Yıkılmadık ama ayakta da 130 puan. Chillout 100 puan. Tebrikler. Team Foça 140 puan. Anonim 130 puan. Var abi. O bir sonraki hafta. Kanada. Ya size helal olsun. Bir şeyin rekorunu kıracağınız sizin belliydi. 60 puan. Tarihe geçtiniz. Aynen. Gerçekten de yazmış gibi oldunuz. Hanımefendi gelelim ama. Yani zannettiğiniz gibi gelişmemiş olaylar. Yanlış bakılmıştır aynen. Suni sancı. Boğazım acıdı, boşuna bağırdım senin için ya. 100 puan. 30'dan geldik ne be? 100'e gelebilmişsin. Sanki bir yere geldi. Çömezler. Gerçekten Kanada sizi kurtardı. 70 puan. Kaç? Maalesef sonuncu değilsiniz. Onu da kaçırdınız. Spice Girls 140 puan. Lotus 130 puan. Vara gidi. Yine bekleriz. 3+1 110 puan. Kiviç. Siz niye böyle oldunuz ya? 80 puan. Hakikaten ha. Acaba sen kızla ayrı gruplarda oldun diye mi oldu ya? Neyse. Margarita 100 puan. Ne yiyelim? 100 puan. Kopya mı çektiniz? Sana da 130 puan. Pembe kamyon 150 puan. Şimdi birinci canolar. Onu anladık. İkinci kim? 152. Yani pembe kamyon. İnanılmaz. 140. Bir 140'lar ellerini kaldırabilir mi? 1, 2, 3. Yazık. 1, 2, 3. Tamam, gayet iyi. Şöyle yapıyoruz. Yedek sorularımız var. Bunun kuralı şöyle. Ben soruyu soracağım. Sorduktan sonra şıkları söyleyeceğim. Süresi müresi bir şey kaldırı indiri yok. Yazıp kaldıran ve doğru cevap veren ilk grup kazanır. Tamam mı? O yüzden biraz hızlı olmanız gerekecek. Hazırsanız geliyor. Ne olur dikkatli dinleyin. Gerçekten hızlı olmanız lazım. Hepimizin gözü sizde. Siz de bakar mısınız? İlk kim kaldırdı onu söyleyeceğiz beraber çünkü. Antik Yunan'da entelektüelliğin sembolü olarak görülen şey nedir? Büyük memeler, kıvırcık saç, kaslı baldırlar, küçük penis. C geldi buradan, oradan A geldi. O ne? Doğru cevap D, küçük penis. Gerçekten ben sizin kesin D yazdığınızı düşündüm, biliyor musunuz? Öyle düşünün. Maalesef. Foça'yı alkışlıyoruz. Bir tane temsilci alıyoruz. Bir tat. Neydi? Bir tam bey. Ne hissediyorsunuz? Bir tık heyecanlıyım. Ya montunuz da gelmez, iyi olmuş.
patik alacaktık biz de. Daha önce bir şey kazanmış mıydınız böyle? Hayır. İlk defa mı? İlk defa. Çok iyi. Birtan'ın anlamı ne? Şaka. Bir tane size şöyle bir Schweppes'ten bir set var. Bu sizin bütün masanıza var. Ben yerinizde olsam bırakıp gitmezdim. Bu. Bu. Jigger. Bir de açacak var. Bir de stüdyodan 4 tane davetiye. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Alkışlıyoruz Birtan'ı ve Poça'yı. Pembe kamyonu alkışlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Buyurdum. Siz daha önce bir şey kazanmış mıydınız böyle? Yok, hayır. Maaşım dışında hayır. Hırslı birisiniz midir? Evet. Aynen. Buyurun. Efendim bu sizin kutunuz. Evet. Hesabınızın yarısı yok. 2 tane de efendim drama sahnesinden etkinlik bileti. Alkışlıyoruz pembe kamyonları. Canolardan biri geliyor. Alkışlıyoruz canoların en irisini. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Daha önce kazanmış mıydınız böyle? Yok, kazanmamıştık da kolay oldu yani. Biraz farkı da açtık. Belki rekabet olsa daha iyi olabilirdi diye düşünüyoruz. Bir daha o zaman. Bir dahaki sefere inşallah. Aynen. Ben şu an eğer sizin gücünüz varsa bir 30 soru daha sorup bunun ağzına sıçalım derim. Bir dahakine yaparız artık. İnsanlar evine gitsin. Ver ver. Al. Çok teşekkür ederim. Adın neydi? Onur. Onur. Bunlar mı? Kırmızılardan vereceksin, sarılardan. Yok. Kırmızı. Ver ver, ucuzundan verelim. Uyuz oldum ben buna. 3 kişiler. Al. Hadi git. Sağ ol. Tebrik ediyoruz canoları. Bunların ismini alın. Bunları bak bir daha ne yapacağım ben. sonuncu olan Kanada'dan da birini alabilir miyim buraya? Gerçekten berbattınız. Biriniz gelebilir mi? Daha önce hiçbir şey bu kadar kötü kaybetmiş miydiniz? Hayır. Kesinlikle hayır. Verin bakalım. Oradan zaten 2 kişisiniz. Size de efendim 2 tane büyük sahneden gerçekten davetiye veriyoruz. Gerçekten berbat yarıştınız. En çok siz eğlendiniz diye tahmin ediyoruz. Alkışlıyoruz hanımefendi. Hanımlar beyler, harika bir akşamdı benim için. Umarım sizin için de öyledir. Tekrar doğum gününüz kutlu olsun. Bir ara tekrar görüşürüz. İyi geceler.